Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Şimdiden arkadaşlar güzel bir hafta sonu diliyorum. Kimin nereden sıkıntısı var bilmiyorum ama Rabbim böyle onları ferah çıkarsın. Gönüllerine inşirah ferahlığı versin. Ve her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Ne zaman karşınıza çıktıysam eğer siz uyanları alın, uymayanları da evrene gönderin gitsin. Bireysel değil, kolektif eydabendir. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar süper teşekkür et tuşumuz var. Her gün bunlardan böyle tıklayıp hiç üşenmeden bana hediye gönderen izleyenlerimiz de var. Ayrıca onlara teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim böyle birinizi binesin. Fazlasıyla vermeyi nasip etsin inşallah. Bu süper teşekkür et tuşundan bundan önceki bir süre arkadaşlar bir hayır işine girmiştik. Dün de ziyaretlere gittim arkadaşlar. O kadar tatlılar ki anlatamam. Böyle hayırlı bir şekilde kullanılması beni çok mutlu ediyor. Umarım böyle Rabbim hani kul bilmese de Rabbim bilsin. Ve burada hiç kimse kimseyi tanımıyor ama o kadar güzel destekler olundu ki, o kadar güzel bir şekilde o destekleri yerine ilettik ki arkadaşlar. Rabbim böyle hayırlarınızı, Rabbim desteklerinizi, bağışlarınızı kabul etsin inşallah. Hadi bakalım. Bütünün hayrına olsun sizlerle izleyenlerim. Bakalım bugün. Hayatınız bir değişecek arkadaşlar ya. Bu içinizde bir kuşku ve bir kafa kirliliği yaratan durumla alakalı bir A, E harfinde, M ve T harfinde bir kişiyle alakalı aydınlanacaksınız diyor. Eşler arası en önemlisi burada bir husumet var, bir sıkıntı var. Ve şu an eşler arası sıkıntılı ve husumetli. Şu an böyle bir sıkıntı var ya bir mahkeme olabilir ya da bir rekabet içerisinde olabilir eşiniz. Ama şu an hissediyorum bir uzaklaştırma var. Kişi sizden uzaklaştırılmış ya bu bir mahkeme kararı olabilir ya da bu tamamen kişi kendisiyle de olabilir. Bu kişi hanedan uzakta gözüküyor. Siz çok haklısınız. Burada bir haklılığınız var. Haklılığınızı sonuna kadar da arayacaksınız. Bu sabrın, bu durumun bir karşılığı var olduğunu da gösteriyor. Burada tabii ki yansıyan bir 15 var. 15 çok net yansımış. Rakamlar arkadaşlar, bir alın derim. 15'ine bir bakın derim. Bu ayların içerisinde saatte olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Etrafınızda gelişen olaylara seyirci kalmayacaksınız. Artık böyle bir müdahale edeceksiniz. Gündeminiz çok hareketli. Öyle böyle hareketler değil aslında. Tamamen söz sahibi, hak sahibi sizsiniz. Konuşacaksınız. Hiçbir şeyde sessiz kalmayacaksınız. ÇR, K, N yine çıkmış. Eli karnında bir bayan var. Böyle bir şeyleri biriktiriyor. Tedirgin, korku, endişe var. Ya hamile olabilir ya da bir şeylerden korkuyor. Bunun içinde böyle bir şeyler de saklıyor olabilir. Eğer bebekse de sağlıcakla kucağına alsın. Bir haberiniz de var. Ve aslında böyle bir kişinin gücüne konmuşsunuz arkadaşlar. Bu güçlenme birinin desteğiyle olacak aslında. Evet, ertelediğiniz, askı aldığınız ne varsa geçmişle alakalı sizi aşağıya çeken konular, durumlar her neyse bunlardan arınıyor, silkeleniyorsunuz, ayağa kalkacaksınız ve güçleneceksiniz. Siz yıldızname severler. Burada etrafınızda sinsilerin varlığını da göreceksiniz. Sinsiler burada bir sinsi bir enerji. Şu an böyle bir pusuda yatmış bir kişi gösteriyor. Hatta sizin elinizde de bir anahtar var. Böyle bir anahtarlık konuyu çözeceksiniz. Sinsi olan kişiyi de gerçekten kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz.
C var, N var, Ş harfi var. Özellikle bu kişide Ö harfi var. Bu isminde, soy isminde olabilir. Ve bu kişiye karşı siz artık böyle bunlara karşı özellikle sinsilerin pusuya yatan hile ve burada sıkıntı vermeye çalışanlara karşı tedbirli olacaksınız. Buradaki durum tamamen sizin hanenize biraz hüzün ve sıkıntı vermek diyor. Zaten bu kişi buna ulaşamayacak diyor. Yollarınız var. Burada böyle 9 gün, 9 hafta ayın 9-19'una yola çıkacaksınız. Yolda sıkıntı olabilir, aksilikler olabilir. Bir uyarı vermiş. Burada 8 ve 9 vadedir özellikle hatırlamak gerekirse şans yönünden, nasip yönünden, talih yönünden burada bir kapalılık yaşanmış. Aslında fırsatların gelmiş, bunlardan kaçınmışsın, gelişmeler olmuş. Gelişmelerle ilgili bir türlü sağlıklı karar verememişsin, adım da atamamışsın. Üzerinde bir bağlılık var. Üzerine daha önce burada sıkıntı, işlerinde düşüş, paralarında bereketsizlik, sevdiklerinle bir burada sizlerle izleyenlerim sevdiğim ve sevdiğinle burada aranızda sıkıntı yaratmış. Bir türlü üzerinizden kalkmayan bir kara bulut olduğunu gösteriyor. Ve burada baktığım zaman para, aşk, sevgi yönünde sıkıntı var. Aslında bereketin yok. Çok çifte şanslısın, nasiplisin, kısmetlisin, bereketlisin, ayağın uğurlu. Ama kendine geldiğinde bir tıkanıklık yaşıyorsun. Ve bununla alakalı belirtmek istiyorum ki iki çift göz var hanenizde ve iki çift göz var. Biri kilolu, diğeri zayıf, biri kapalı, biri açık. Yani burada kumral ve açık tenlerdeki bir kişinin hanenizin üzerinde etkisi var. Ve bununla bağlantılı sizlerle izleyenlerim dikkatli olmanızı yıldıznamemiz belirtiyor. Böyle bir yıklı, saçları böyle yana doğru hafif kirli sakallı gibi bir erkek var. Ve bu erkek çok uzakta size karşı oval suratlı, size karşı ilgi ve burada şefkati olan bir kişi. Bu erkek böyle bir bıyıklı, sakallı, böyle kalıplı bir erkek. Bu kişinin size karşı ilgisi, şefkati olduğunu ama bu erkek size karşı adım atma konusunda tıkanıklık yaşadığını gösteriyor. Bu erkek aslında size karşı gelip bir şeyler anlatmak, sizinle konuşmak istiyor ama eli kolu bağlı bir erkek enerjisi yansımış. Bunun başında dönen bir kas sıkıntı var ve burada aranızda 2 haftadır bu durumu yaşadığınızı ve bu erkek şu anda böyle bir iki kişi tarafından bağlanmış. Ve burada sizlerle izleyenlerin bu bağlılığının üzerinde şunu da belirtmek isterim ki bazı bu erkeğin 3 kişi tarafından bağlanmış ama burada tamamen bir kumpas sıkıntı var. Üzerinde bir iftira var ve bu iftira kalkacak sizlerle izleyenlerim. Lütfen siz uyarlayarak dinleyin. Bu kalkınca durumu size anlatacak diyor. Para yönünden bereketin yok. Az önce hissettiğim gibi bazı konular tam yoluna girerken aksilikler yaşanmış. Tam böyle kararlar alınacakken ayrılık yaşanmış. Gözyaşı var. Üzerinizdeki nazarın yıldızınızın düşüklüğünden diyor yıldıznamemiz. Şimdi bakıyorum böyle ticaretle ortaklı iş yapıyorsanız bununla alakalı planlar yapılmış, görüşmeler. Belki de bir iş görüşmesine gittiniz tam onaylanacakken bir sıkıntı çıktı. Ama şimdi burada bazı durumların mevcut olduğunu gösteriyor. Gelir giderle alakalı iş yerinizde çalışma hayatınızdan tutun. Bir durum var ve bu durum sürekli önünüze geldiğini gösteriyor. Bu durum her neyse, neyi yaşıyorsanız, konu her neyse bununla alakalı bir arkadaşlar 20 rakamı çıkmış. 20 20 rakamından sonra bir esenlik, neşe gelecek. Burada dargınlar barışacak, işlerde toparlanmalar, görüşmeler, ayrıyeten de küs olanlar sevgi ve muhabbet yönünde dargınlık yaşanıyorsa, soğukluk varsa yine böyle bir 20'ye bakın derim. Burada bir adım var diyor. Şansınız da dönüyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Beyaz bir kağıtla ilgili şans dönüşü var.
Ve şimdi burada sıkıntılar üst üste gelmiş ama geldiği gibi de yavaş yavaş dağılmaya başlayacak. Bir konuyla alakalı sonuç alacaksınız. Bir konuyla alakalı sonucunuz var ve bu sonuç sizi sevindirecek. Sevdiğiniz biri var, size karşı ne düşündüğünü, ne hissettiğini çözemediğinizi gösteriyor. Ama aranızda güven sorunu var. Yıldızlarınız uyumlu. Bu konuyla alakalı böyle birkaç vadeniz var. Ama sevdiğinizle alakalı burada basiretsizlik, burada bu kişide bir basiretsizlik duran enerjisi bana hissettirdi. Şu an paraya ve gelecekle ilgili bazı sıkıntıları var bu kişinin. Bunlar çözmekle odaklanmış. Size karşı biraz tutarsız, dengesiz. Siz de elinizi taşın altına koyacak. Birlik olacaksınız. Sıkıntıyı çözerekten kişi kendi konforunu, alanını, aile sorunlarını çözerekten bir yüzükle taçlandıracak. Burada sebepsiz tartışmalar, gelgit, asilik size karşı biraz gerilim yaşatan bir kişi var. Bu kişi yüzünden şu an böyle bir gözyaşı içerisindesiniz. Kalpler kırılmış. Şu an dargınlık var. Hanenin enerjisinde baktığım zaman çok farklı olaylar yaşanıyor. Bu sizin uykularınızı, sağlığınızı tetikliyor. Bir mahkeme sürecine girmişsiniz. Mahkemeyle ilgili bir fırsat elde edeceksiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Gözleriniz yolda. Ya siz için bir yol için bir plan yapıyorsunuz ya da bir yolcu bekliyorsunuz. Uzun zamandır görmek istediğiniz, hasret giderdiğiniz, özlem duyduğunuz bir kişinin gelmesi adına ya da gitmek için bir dua ettiğinizi gösteriyor. Sanki böyle 10 ile 11 arası olabilir arkadaşlar. Ya ayın 10'una bakın ya 11'ine kadar siz bir yolculuk ya da yolcunun size gelecek olduğunda kalabalık bir şekilde burada sevinçler yaşanacak olduğunda ayrıca bizlere yıldızname hissettiriyor. İşle alakalı burada işle ilgili bazı görüşmeleriniz var. Özellikle bu iş yeri sizin dönüm noktanız olacak. Bu iş size çok iyi gelecek. Nasip kısmet yönünde. Özellikle yalnız olan izleyenlerim, geleceğinizde katılacağınız ortamda burada tamamen ruh ikizinizi çekeceksiniz hayatınıza. Çünkü gerçekten güvenmek istiyorsunuz, inanmak istiyorsunuz, artık düzenim olsun istiyorsunuz. Yalnızsınız, ayrılmış olabilirsiniz. Geçmişle, ex partnerle ilgili bir şey beklemeyen, istemeyen izleyenlerim. Yeni bir işe gireceksiniz, kalabalık bir ortama davet edileceksiniz. Orada ruh ikizinizi bulacaksınız. Ayrıca bunu belirtmek isterim. Şansın döndüğü bir dönem sizin için başlıyor. Burada ülke ve şehir aslında deniz aşırı bir değişim yolculuk var. Size ya ülke değiştireceksiniz ya şehir değiştireceksiniz. Deniz aşırı bir yolculuk da yapabilirsiniz. Kafanızda bir sürü planlar var, hayaller var. Ama sonrası diyorsunuz ki nasıl olacak, nasıl yapacağım, nereden başlayacağım? Bir karamsarlık üzerinizde olduğunuzu gösteriyor ama şunu belirtmek istiyorum ki hayırlısıyla çok güzel bir kapınız açılacak. Parayla alakalı şansın da dönecek. Bazen belki de uzaklara gideceksin. Bununla da alakalı olabilir ama bir ödül var size. Bunu da belirtmek istiyorum. İnşallah hayırlısıyla olsun. Bu yollar açılsın inşallah. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden siz değerli izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bazen enerjiler çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bazen de kilitleniyor siz değerli izleyenlerim. Bugünün enerjisi 3 kanalda da izlediyseniz bunlarda hangisi size uyuyorsa onu alıp kabul edebilirsiniz. Aslında çok emek veriyorum, çok çaba sarf ediyorum ama ne izlenmelerde bir hareketlilik var ne de beğenilerde, yorumlarda arkadaşlar. Çok az izlenmeler, çok az beğeniler olduğunu belirtmek isterim. Artık tek tesellim süper teşekkür et tuşuyla gönderdiğiniz hediyeler. Buradan yani bu şekilde önemsendiğimi düşünüyorum. Başka türlü böyle beni demoralize ediyor bazen. Diyorum ki çeksem mi çekmesem mi işte 20 dakika oraya çekeceğim. Zaten gün içinde bakımlarımız oluyor realde. Zaten ben bir şekilde ilerliyorum. Madem izlenme olmuyorsa sanalda ne diye video hazırlayayım kafasına geliyor arkadaşlar. Bazen böyle ara ara video atmıyorsam sebebi de bu yüzdendir. Çünkü gün içinde izlenmeler
gün izlenmeler demiyorum da daha çok böyle gün içinde talepler daha fazla. Mesela buraya 20 dakika ayıracağıma 20 dakikaya daha farklı realde 4-5 kişiye daha farklı bir şekilde ulaşırım. En azından daha böyle verimli sonuç almış olurum. Burada 20 dakikamı sarf ediyorum. Onun bir de paylaşımı, hazırlaması, kanala paylaşımı da var. Ama izlenmeler çok az. Lütfen ama lütfen abone olmadan, yorum yapmadan, beğeni atmadan geçmeyelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir cumartesi, güzel bir pazar günü olsun. Hoşça kalın canlarım.